Evet sevgili arkadaşlar, merhabalar. Üçüncü haftanın Spor Toto programını yorumlamak üzere yeniden karşınızdayız. Tabii geçtiğimiz bölüme göstermiş olduğunuz rağbetten dolayı hepinize teşekkür ederek başlayayım programımıza. Gerçekten çok güzel yorumlar da geldi. Yine kazananlar da olmuş ama tabii 12 civarında kazanan arkadaşlarımız bizlere ulaştılar. Bildiğiniz gibi geçen hafta Spor Toto devretmişti. Tabii devretmesi çok normalmiş gibi gözüküyor çünkü son karşılaşmalarda biraz problem çıktı, sürprizler çıktı. Sadece bu işe bütçe ayıranların 14 bildiğini ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Tabii bildiğiniz gibi bizler geçtiğimiz hafta önemli sürprizleri de yakalamayı başardık. Bazı önemli sürprizleri yakalamayı başardık ama diğer böyle tek attığımız sürprizler vardı. Onlar gelmedi. Onlar gelseydi zaten herhalde 13 veya 14 yakalayabilirdik diye düşünüyorum. Mesela toplamda 2 tane sevgili dostumuz yazmış, hemen onlara cevap verelim. Bildiğiniz gibi ben burada kendi yapmış olduğum kuponu sizlere aktarmıyorum. Daha doğrusu aktaramam çünkü yorum üzerine, yani sizin kafanızda olan ve belki bilmediğiniz bilgiler doğrultusunda değiştirebileceğiniz tahminleri sizlere ben aktarmaya çalışıyorum ki örneğin mesela siz programımızı izlemeden önce Manchester United'ın kazanabileceğini düşünüyordunuz. Daha sonradan bizim programımıza geldiniz ve Manchester United'ın kazanamayacağını söyledim ben. Örnek veriyorum sadece. Tabii ki de Manchester United kazanabilir ama bir nedene bağlı olarak bunu anlatıyorum ve siz de şansınızın yardımıyla o mücadelede benim gibi düşünmeye karar verdiniz. Tabii o anlık şans. Her zaman söylüyoruz, bu Spor Toto'nun aslında iddiayla alakası yok. Evet, önceden yorumlanıyor. Tabii ki de oyuncu sakatlıklarına vesaire, son güncel durumlara göre sürekli olarak değişkenlik gösterebilir. Zaten cuma günü oynamanızı tavsiye ediyoruz ama herkesin şöyle bülteni önüne aldığında pazartesi gecesinden itibaren veya salı gününden itibaren Spor Toto'ya yorum yaptığını ve ben bu hafta buna bunu oynarım, bunu oynarım şeklinde yorumlar yaptığını biliyoruz. O yüzden salı gününden itibaren sizlere yayınlıyoruz. Eğer bir değişiklik olursa, çok önemli bir değişiklik olursa takımlarda, önemli bir haber gelirse zaten bunu sizler değerlendiriyorsunuz. O yüzden cuma gününe kadar beklemekte fayda var. Bu hatırlatmayı yapalım. Evet, bu iki arkadaşımızdan bahsediyordum. Hemen onu yorumlayarak geçeyim isterseniz. Evet, genelde sıfır söylüyorsunuz ve bütün mücadelelere iki tane tercih ya da işte çok farklı tercihler söylüyorsunuz şeklinde yorumlar yapmış. Dediğim gibi, eğer benimle birlikte ortak olarak Spor Toto oynayacak olanlar varsa ben IBAN'ımı vereyim, ortak kupon yapalım. Yani ben burada dediğim gibi bir kupon paylaşmıyorum. Kupon paylaşmadığım gibi fikirlerimi sizlere sunmaya çalışıyorum. Bütçesi olan ve olmayana göre de tercihlerimi aktarmaya çalışıyorum. Mesela Borussia Dortmund mücadelesinde bütçesi olmayanlar biri alsınlar, sürpriz aramasınlar dedik ama sürpriz arayacaklar, sıfırı da mutlaka eklesinler dedik. Bunun gibi yorumlar yapmaya çalışıyorum ve çok güzel de yorumlar geliyor bizlere. Ben yine bu iki arkadaşımız üzerinden eleştirilere cevap vermek istedim. Onun dışındaki gelen zaten bütün yorumlar, 150'ye yakın yorum gelmiş zaten. Güzel, olumlu şekilde yorumlar geliyor. Ben teşekkür ediyorum sizlere ve bölümümüze başlayalım isterseniz. Biz gündemden, yani futbol dışı olaylardan kendimizi soyutlamaya çalışsak da etkileniyoruz mücadeleleri yorumlarken. Ne yazık ki geçtiğimiz gün, özellikle pazartesi günü itibariyle gündemi biliyorsunuz. Çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Umarım bu hafta hakemler daha çok etkilenmez. Zaten hakemlerle ilgili çok ciddi problemlerin olduğu karşılaşmalarda gözüküyor. Özellikle Türkiye Süper Ligi için söylüyorum ben. Umarım beklediğimiz gibi gelir. Bu kadar hakem hatasıyla birlikte tabii karşılaşmaları takip etmek üzücü oluyor. Yani bir Beşiktaş mücadelesi var, Galatasaray mücadelesi, Fenerbahçe mücadelesi. Onun dışında Anadolu'da izlediğim mesela Erzurumspor mücadelesi. Mesela çok ciddi hatalar var bu karşılaşmalarda. Yine Karagümrük mücadelesinde de var. Takımların lehine ve aleyhine verilen bir sürü hata var. Yani bunlardan çok fazla konuşmak istemiyorum ama dediğim gibi bu işin içinde olanlar olarak biraz etkilenecekmişiz gibi gözüküyor. Umarım beklediğimiz gibi geçmez. Biz futbolu değerlendirmeye çalışıyoruz. Konyaspor Beşiktaş mücadelesiyle başlayalım isterseniz. Saat 16'da oynanacak, pazar günü oynanacak bir mücadele. Konyaspor biliyorsunuz ilk haftayı bay geçmişti ve geçtiğimiz hafta ben Gençler Birliği tarafının mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyordum ama bildiğiniz gibi mücadele 0-0 sona erdi. Orada 1 ve 0 alanlar zaten yine kazanç elde etmişlerdir. Tek geçtiğim karşılaşmaları zaten çok hızlı geçeceğim arkadaşlar. O yüzden bazı önemli noktalar var. Yine sürpriz beklediğim karşılaşmalar var. Onları dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum ve tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumsuz hiçbir zaman olmaz. Sizlerin fikirleri bizler için çok önemli ki ben geri dönüş yapmaya çalışıyorum genelde. Onu da hatırlatalım. Evet, Konyaspor'u geçtiğimiz hafta çok fazla beğenmedim ben Gençler Birliği karşısında. Biraz daha efektif bir futbol oynar diye düşünüyordum ama yine girmiş olduğu bazı pozisyonlar var tabii ki de. Beşiktaş biliyorsunuz ilk karşılaşmada Trabzonspor'u geçmeyi başarmıştı. Her ne kadar eksik olsa da önemli bir galibiyet diye söylemiştik Beşiktaş adına ve Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmadan önce Rio Ave ile bir mücadele oynayacaklar. Beşiktaş bu karşılaşmayı Vodafone Arena'da oynayacak. Temsilcimize de başarılar diliyorum tabii ki de. Umarım kazanır ve turu geçer. Tabii o turdan sonra Beşiktaş'ı zor bir rakip de bekliyor. Büyük ihtimal
Bodo-Milan mücadelesinin kazananıyla. Zaten Milan kazanacak büyük ihtimal. Tabii bu karşılaşmadan çıktıktan sonra Konya Spor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş karşılaşmayı kazanabilir mi? Konya Spor her ne kadar kötü futbol oynamış olsa da geçtiğimiz hafta yine dirençli olduğunu gösterdi aslında. Yani mücadeleden çok fazla kopmadılar. İkili mücadelelerde ayakta kaldılar. O yüzden Beşiktaş'ın biraz da yorgunluğu olacağından dolayı tabii ki de bana göre bu karşılaşmanın berabere bitme olasılığı var. Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu mücadelede sıfırı öneriyorum ben. Bunun dışında bir sonucun olabileceğini düşünmüyorum. Yani burada Konya Spor galibiyetini beklemediğimi hatırlayayım. Aynı fikirde olanlar 0 ve 2 şeklinde değerlendirebilirler. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın karşılaşması, derbiden bahsedeceğiz. Tabii Galatasaray sezona çok iyi başladı. Daha formdaydı ve ben Neftçi Bakü deplasmanından geldikten sonra Galatasaray'ın Başakşehir karşılaşmasında zorlanabileceğini düşünmüştüm. Ama tabii bu Galatasaray için, altını çiziyorum buranın, bu sezon alabileceğimiz en büyük kıstas. Neden en büyük kıstas? Galatasaray bu tarz bir deplasmandan, yani gitti geldi yoruldu, mücadeleyi de izlediniz, geçen hafta da anlattım sizlere, çok fazla mücadele verdiği karşılaşmadan döndükten sonra bu kadar büyük bir karşılaşmayı hem de deplasmanda kazanabiliyorsa, bu sezon Galatasaray'ın içerisinde yine o geçtiğimiz sezonlardaki Galatasaray ruhunun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biz bu karşılaşmaları işte Başakşehir galibiyeti, Galatasaray galibiyeti şeklinde değerlendiriyoruz vesaire, ama iddia tahminlerimiz daha farklı olabiliyor. Ben Başakşehir'in kazanabileceğini düşünüyordum ama Galatasaray göstermiş olduğu bu reaksiyonla ve oynamış olduğu futbolla birlikte tabii ki de derbide bana göre de önde. Belki Fenerbahçeli arkadaşlarımız da katılacaklardır, objektif olanlar. Burada Galatasaray'a zaten bitik koyulması gerektiğini düşünüyorum ama derbilerin takımı Fenerbahçe'yi de unutmamak lazım. Her ne kadar 9 kişilik Hatay Spor'u yenemese de Fenerbahçe bu karşılaşmada derbi olması nedeniyle mücadeleyi kazanabilir. Biliyorsunuz derbilerde hiçbir zaman favori yoktur. O yüzden 1 ve 2 tercihini değerlendirdim ben. Beraberlik beklemiyorum. Belki ilk yarı beraberlik çıkabilir bu mücadelede ama maç sonu ben maçın berabere bitebileceğini düşünmüyorum. 1 ve 2 tercihini aldım bu karşılaşmada. Aynı fikirde olanlar değerlendirme yapabilirler. Trabzonspor Malatyaspor ile oynayacak. Malum Trabzonspor'un oynamış olduğu futboldan 2 haftadır bahsetmeye çalışıyoruz. Denizlispor mücadelesinde şansımızın da yardımıyla Denizlispor'a 1 ve 0 değerlendirmesi yapmıştık. Hatta bütçesi olmayanlara doğrudan bir Denizli galibiyeti deneyin diye de söylemiştim ben. Evet, maçın genelinde Trabzonspor biraz iyi oynamış olsa da şöyle baktığımız zaman 40 dakika kadar neredeyse sahada yok. Geçen seneki Trabzonspor'dan zaten hiçbir iz yok. Biliyorsunuz oynamış olduğu futbol ortada. Tabii yeni Malatyaspor'la evlerinde karşılaşacaklar. Artık Trabzonspor'un kazanması şeklinde yapılan yorumlara ben katılmıyorum. Eğer Trabzonspor futbol oynayamıyorsa sezon genelinde de oynayamayacaktır ve transfer de yapılmazsa bu takıma, 5 Ekim'e kadar transfer de yapılmazsa bana göre Trabzonspor bu sene çok ciddi anlamda zorlanacaktır. Hatta ilk 5'e bile girmesi gündemde değilmiş gibi gözüküyor bu futboluyla birlikte. Yeni Malatyaspor'u Göztepe karşısında beğendik. Hatta skorunu tahmin edebildiğimiz bir mücadeleydi. Doğrudan beraberliğini almıştık. Yeni Malatyaspor da bu mücadelede Trabzonspor'un oyunundan dolayı bana göre sürpriz yapabilir. O yüzden yine ben bu karşılaşmayı 1 ve 2 şeklinde değerlendirdim. Yeni Malatyaspor bu mücadeleyi kazanırsa, yeni Malatyaspor Trabzonspor'u yenmiş şeklinde şaşırabileceğimizi de düşünmüyorum ben. Yani kimse şaşırmaz Yeni Malatyaspor bana göre bu mücadeleyi kazanırsa. Geçelim 4. mücadelemize. Yine geçtiğimiz hafta doğru tahmin ettiğimiz 90+5'te Mevlüt Erdinç'in golüyle birlikte doğru tahmin edebildiğimiz şans yardımıyla Fatih Karagümrük Başakşehir mücadelesinden bahsedelim. Evet, ligin yine flaş ekiplerinden bir tanesi Fatih Karagümrük ve Başakşehir'le oynayacaklar. Başakşehir'in artık kesin kazanması gerekiyor. Aslında kötü de futbol oynamıyor. Galatasaray mücadelesinde Başakşehir'i izledik hepimiz. Kaçırmış oldukları, bakın ikinci yarıda 4 tane net gol pozisyonu var. Bunların 2 tanesi neredeyse boş kaleye atılamayan goller. Yani Başakşehir'in pozisyona girmekte aslında problemi yok. Hatay mücadelesinde de ilk yarıda anlatmıştım sizlere, girmiş olduğu 2 tane pozisyon vardı ama onları değerlendiremediler. Daha sonradan oyunun biliyorsunuz ritmi ve akışı değişebiliyor. Takımların oynamış olduğu sisteme göre, formasyon demeyelim ama sisteme göre değişebiliyor. Karşılaşmalarda ne kadar golsüz geçilirse ondan sonra teknik direktörlerin zaten karşılaşmaya el atarak farklı bir sisteme döndürdüğünü biliyoruz mücadeleleri. O yüzden her karşılaşmanın içerisindeki senaryo farklıdır. Buna göre değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, Fatih Karagümrük buradan puan alabilir mi? Alabilir. Ben bütçesi olanlara kesinlikle sıfır öneriyorum bir kere. Yani mücadelenin sıfır bitme olasılığı bana göre çok yüksek. Başakşehir'in de mücadeleyi kazanma olasılığı çok yüksek. Tabii dediğim gibi şundan dolayı değil, yani Başakşehir mücadeleyi kazanmak zorunda, kazanır 2 şeklinde değil. Yani mücadeleyi kazanmak zorunda ama Başakşehir oynuyor. Oynamıyor değil.
iyi futbol oynuyor, fena oynamıyor ama işte ilk iki haftada yaşadıkları şanssızlıklar var. Rakiplerin daha iyi oynaması var, daha öne çıkması var. O yüzden Başakşehir bu mücadeleyi de kazanabilir. Ben burada Fatih Karagümrük tarafından bir galibiyet beklemiyorum. O yüzden 0 ve 2 idealdir. Ha benim bütçem yok, ne oynamalıyım diye soran arkadaşlarımız varsa, benim naçizane fikrim 0 alın bu karşılaşmaya. Böyle 8 lira, 16 lira şeklinde oynayan arkadaşlarımız için söylüyorum. En azından heyecanlık takiplik 0'ı beklersiniz ki ben 0 bitebileceğini de düşünüyorum karşılaşmanın, az önce söylemiş olduğum gibi. Kayserispor ile Erzurumspor bir mücadele oynayacak. Erzurumspor'u da 2 haftadır beğeniyorum ben, oynamış oldukları futbolu. Geçen hafta mesela Sivas karşısında da aslında puan alabileceğini düşünmüştüm ama tabii Sivasspor'un kanat oyuncuları bu karşılaşmada kendini göstermeyi başardı. Biraz şans yardımıyla da tabii Sivasspor'un bu mücadeleyi kazandığını söyleyelim. Çünkü Erzurumspor karşılaşmanın aslında genelinde, yani %30'unda diyelim, mücadeleyi domine eden tarafta. Özellikle ilk yarıda oynamış olduğu futbol ve ikinci yarının belli bölümünde oynamış olduğu futbol çok etkiliydi. Sivasspor maçın sonuna doğru Erzurumspor'un zayıf yanlarını çok güzel bir şekilde değerlendirerek karşılaşmayı kazanmayı başardı. Son 10 dakikada bulmuş olduğu 2 golle birlikte. Özellikle Gradel'in mesela performansı bu mücadelede çok güzeldi. Atmış olduğu gol de takdire şayandı. Zaten Gradel'den de bu tarz gollerin gelebileceğini sezon genelinde göreceğiz. Kendisi fuleli, çalım atan ve yoktan var eden bir oyuncu. Pozisyonları yoktan var eden bir oyuncu ama ilk mücadelede biraz sırıtmıştı. Bu mücadelede istemiş olduğu oyunu oynadı. Tabii Rıza Çalınbay'ın istemiş olduğu oyunu genel olarak sahaya yansıttığını düşündüğümüzde Sivasspor güzel bir galibiyet aldı. Biz burada mesela 1 ve 0'a gitmiştik, hatırlayacaksınız. Şimdi ise Kayseri deplasmanına gidecekler. Kayseri'de Alanyaspor karşısında etkili oldu mu oldu. Ama kalesinde yine aynı Kasımpaşa mücadelesindeki gibi çok fazla pozisyon verdiler. Yani bu kadar fazla pozisyon verirseniz yine bana göre sezon sonunda problem yaşayacaksınız. O yüzden Kayserispor'un, hatta diğer takımlar genelinde de en fazla kalesinde pozisyon veren takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu mücadelede ben yine Erzurumspor'un mücadeleyi kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0 ve 2'yi sizlere öneriyorum. Bu mücadelede hangisini tek olarak alalım diyen arkadaşlarımıza da ben Erzurumspor'dan bu mücadelede doğrudan bir sürpriz bekliyorum. O yüzden iki tercihini tek başına alacak olan arkadaşlarıma öneriyorum ben. Ama ben yine kendi kupamda 0 ve 2 şeklinde bu mücadeleyi değerlendireceğim. Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü oynayacak. Tabii bu mücadele İzmir'de oynanacak. Göztepe'nin nasıl sezona başladığını hep beraber gördük. Özellikle Denizli maçıyla birlikte güzel bir şekilde lige başlamışlardı ve geçtiğimiz hafta Yeni Malatya deplasmanında tam istemiş oldukları beraberliği aldılar. Bana göre şunu yorumlamıştık geçen karşılaşmada, hatırlayacaksınız. Göztepe'nin Yeni Malatyaspor'dan 1 puan alması halinde üzülmeyeceğini söylemiştik ki zaten takım da ona göre düşünmüş. İlk golü bulduktan sonra daha sonrasında gelen bir penaltı var. Mücadele 1-1'e geldi ve ondan sonra yine karşılıklı pozisyonlar var ama iki takım da yine 80'den sonra biraz temkinli futbol oynayarak mücadelede beraberliğe razı olduklarını göstermişlerdi. Şimdi bu mücadele tabii zor bir karşılaşma. Şumidika açısından yorumladığımız zaman zor bir karşılaşma, biliyorsunuz. Gaziantep Futbol Kulübü bu tarz deplasmanlarda yine geçtiğimiz hafta kendi evinde oynamış olduğu gibi çok cömert bir şekilde oynayan takımlardan bir tanesi. Hani üst aldık o tercihi, normal bir şekilde değerlendirdik. Sistem kuponları 3.5-4.5 gol üstü bile girebilir şeklinde değerlendirmeler yaptık ama tabii burada Göztepe deplasmanında çok gollü olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Yine iddia programlarımızda yorumlarız ama Göztepe'ye karşı bakalım o kadar önde oynayabilecekler mi? Ya da Şumidika devam mı edecek? Israrına devam mı edecek? İnatla devam mı edecek? Hepsini göreceğiz. Ben bu karşılaşmada Göztepe biraz orta alanı kalabalık tuttuğundan dolayı Gaziantep Futbol Kulübü'nün çok fazla ileriye çıkmayacağını düşünüyorum, özellikle ilk yarıda. O yüzden ben mücadeleden ilk yarının aslında çok fazla gollü olabileceğini düşünmüyorum. İkinci yarı belki mücadele kopabilir. Umarım Şumidika beklediğim gibi yine aynı şekilde sahaya çıkar ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü yine 4 oyuncuyla 5 oyuncuyla ileriye çıkarır. Tabii İlhan Hoca da kendi evinde oynadığından dolayı zaten ofansif oynuyor ve her zaman söylüyoruz Göztepe'nin duran toplarını. Duran topları da çok tehlikeli bir takım Göztepe. Zaten iki takım da birbirine çok pozisyon vereceğinden dolayı ikinci yarı itibariyle mücadelenin açılabileceğini düşündüğümden dolayı karşılaşmanın berabere biteceğini düşünmüyorum. Yorum bunun üzerineydi. O yüzden anlatmaya çalıştım ve 1 ve 2 tercihini siz değerli takipçilerime öneriyorum ben. Geçelim bir diğer mücadelemize. Hatayspor ile Kasımpaşa oynayacak. Evet, Hatayspor yine ligin en önemli iki takımından puan alarak başladı sezona. Biliyorsunuz Fenerbahçe karşısında pazartesi akşamı oynanan karşılaşmada 9 kişi kalmasına rağmen son 10 dakikada inanılmaz iyi bir savunma yaptı. Tabii Fenerbahçe'den çok fazla bir şey göremedik o karşılaşmada. Ekstra planları var diye düşündüğümüz Erol Hoca Hatay savunmasını aşamada, Hatayspor'un gerçekten iyi kapandığını söyleyebiliriz bu mücadelede. Ama önemli diyebileceğimiz iki oyuncuyu kaybetti Hatayspor. Özellikle Isaac Saki mesela orta alanda geçiş oyununu oynarken Hatayspor'a ciddi anlamda yardım edebilen bir oyuncu. Onun eksikliği hissedilecektir diye düşünüyorum. Ama tabii Hatayspor böyle bütün karşılaşmalara 10 kişi
savunma şeklinde çıkmayacak. Kasımpaşa ile oynayacağından dolayı artık bu mücadelede normal sistemiyle ben Ömer Hoca'nın takımını oynatabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa tarafına baktığımızda onlar da İstanbul'da Çaykur Rize'yi ağırladılar. Biz burada bir sürprize gitmiştik hatırlayacaksınız. Hani bütçe harcamamıştık, doğrudan Çaykur Rizespor tarafına gitmiştik. Çünkü kadro kıyaslamasına göre ilk haftalar olması nedeniyle kadro kıyaslaması yaptım ve Çaykur Rize tarafının kazanabileceğini düşündüm ve mücadelede zaten Çaykur Rizespor'un çok ciddi anlamda kaçırdığı pozisyonlar var. İşte VAR'la iptal edilen golde herhangi bir şey yok ama kaçırmış olduğu pozisyonlar, direkten dönen bir topu var. Onun dışında tabii Kasımpaşa'nın da yine kaçırmış olduğu önemli pozisyonlar vardı. Kasımpaşa'yı geçen hafta beğendim ben Çaykur Rizespor karşısında. İlk hafta yine Kayseri mücadelesinde de değerlendirmiştik aslında Kasımpaşa'yı. Yine aslında bu sezon hücum futbolunu Mehmet Hoca ile birlikte iyi oynayabileceğini de yorumlamıştık. Ama ki Hatayspor bu şekilde devam edebilir mi? Puan almaya devam edebilir mi? Üst sıralarda kalmaya devam edebilir mi diye soracak olan arkadaşlarımıza, ben eksiklerinden dolayı, bakın eksikler olmasa, özellikle Isaac Saki eksik olmasa bu mücadeleden evet bir beraberliğin çıkabileceğini düşünüyordum. Belki Hatayspor bile mücadeleyi kazanabilirdi ama Kasımpaşa'nın hücum futbolunu gördükten sonra, rakiplerini yıprattığını gördükten sonra ben bu mücadelede de yine doğrudan sürprize gideceğim ve maç sonu iki tercihini tek başına aldım. Herhangi bir şey koymadım yanına. Bu mücadelede herhangi bir bütçe değerlendirmesi yapmadım. Ha, bütçeniz varsa sıfırı mutlaka koyun tabii ki de ama ben doğrudan iki şeklinde değerlendirdim. Bu hatırlatmayı yapayım. Tekrardan söyleyeyim. Tamamen Kasımpaşa'nın hücum varyasyonlarını beğendiğimden dolayı. Çünkü ayaklarında çok fazla ileride top tutmuyorlar. Hemen araya ve derin oynayabilen bir takım. Hatayspor'un da bu pozisyonlarda hata yapabileceğini düşünüyorum. Naçizane ben o yüzden doğrudan iki tercihini değerlendirdim. Geçelim Çaykur Rizespor Alanyaspor mücadelesine. Az önce zaten iki takımı da anlattım. O yüzden bazı karşılaşmaları hızlı geçeceğim. Çaykur Rizespor'un bu mücadeleyi bana göre kazanma ihtimali yok. Çünkü Çağdaş Atan'ın yine geçtiğimiz Kayserispor mücadelesinde öne geçtikten sonra, hatta ilk hafta Sivas maçında da bunu sizlere söylemiştim, oyuncularına topa biraz basması konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu karşılaşmada da Alanyaspor'un ben öne geçmesi halinde mücadeleyi kaybedeceğini düşünmüyorum. En kötü berabere biter diye düşünüyorum. 0 ve 2 tercihini aldım ve geçtim bu mücadeleyi. Sivasspor ile Ankara Gücü oynayacak. Sivasspor'da bir hareketliliğin, ivmenin olduğunu gördük. Tabii Ankara Gücü'nün de yeni transferleri yavaş yavaş sahada olacak. Bu karşılaşma tabii Sivasspor için zor bir karşılaşma da olabilir işin teknik boyutuna baktığımızda. Çünkü Ankara Gücü'nün yeni transferleri takıma geldi ve yani rakip teknik direktör olarak, yani Rıza Çalınbay olarak Ankara Gücü'nde kimin ne yapacağını kestirmeniz çok zor. Çünkü ilk izleyeceğiniz karşılaşma, tam kadro olarak belki Ankara Gücü'nü ilk izleyeceğiniz karşılaşma ve bu yüzden rakibin neler yapabileceğini, hangi hamlelerle üzerinize gelebileceğini tahmin etmek oldukça çok zor. Yani teknik açıdan bu karşılaşmayı Rıza Hoca'nın değerlendirmesi biraz zor olacaktır diye düşünüyorum ben. Normalde bu karşılaşmaya bütçe ayıracaktım ben ama Sivasspor'u son karşılaşmada, özellikle son 20 dakikada çok beğendiğimden dolayı biraz da kendilerine özgüven gelmiş gibi gözüküyor. Doğrudan bir alarak geçtim ve herhangi bir bütçe arttırmana gitmedim bu mücadelede. Ama benim söylediğim şeyi bakın iyi araştırın siz de. Ankara Gücü'nün oynayacağı oyuncularla birlikte, Ankara Gücü'nün teknik heyeti bile bilmiyordur oyuncuların nasıl oynayacağını. Sadece antrenman notları vardır ellerinde. Bunu değerlendirin istiyorsanız, bütçesi olan arkadaşlarım için söylüyorum ben. Belki bir beraberlik de çıkabilir. Ankara Gücü'nün kazanacağını düşünmüyorum ama belki bir beraberlik çıkma olasılığı var. Ama tek geçtiğimiz karşılaşmalardan bir tanesi. Mesela bu yorum yapan arkadaşlarımıza bunu anlatmaya çalışıyorum. Farklı fikirler her zaman çok iyidir. Bizden de alabilirsiniz. Bu işi takip edenlerden de alabilirsiniz. Her zaman bunları söylüyoruz. Geçelim Antalyaspor Denizlispor mücadelesine. Burada Denizlispor'un tabii mücadeleyi kazanması çok ama çok zor oynamış olduğu futbolla birlikte, ilk iki hafta futboluyla birlikte. Geçen hafta bakmayın siz 1 ve 0 dedik. Şans yardımıyla geldi o mücadele ama Toto açısından her zaman söylüyorum, 1-2 tane karşılaşmada böyle taktiklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Biri tabii ki de alacağız bu karşılaşmada ve taktik açısından 2'yi alacağız. Kaza bela Antalya 2 tane kırmızı görür, bir tane penaltı çalınır Denizli tarafına, Denizli kazanırsa, siz de 2'yi işaretlemiş olursanız her hafta böyle denemeler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Rize'yi denedik mesela. Onun dışında Crystal Palace'ı denedik. Güzel bir şekilde geldi, o 0 şeklinde değerlendirdik ama 0 ve 2 şeklinde alanlar var Manchester'ın kazanamayacağını yorumladığımızdan dolayı. Mesela onun dışında korona muhabbetlerinden dolayı Real Sociedad mücadelesini işte 0 ve 2 şeklinde yorumladık. 0'ı mutlaka koymamız gerektiğini söyledik. Bunun gibi bazı taktiksel şeyleri yapabilirsiniz bütçeyi çok fazla abartmadan. Geçelim Bundesliga'ya. Augsburg'la Borussia Dortmund oynayacak. Tabii Borussia Dortmund'un Mönchengladbach karşısında oynamış olduğu oyun çok ama çok iyiydi. Pozisyon da verdiler ama oyuncuları çok hazır bir şekilde gördük. Özellikle Haaland'ın yapmış olduğu saçma sapan, iyi yönde, olumlu yönde saçma sapan driblingler, deparlar gerçekten maça damgasını vurdu. Borussia Dortmund tabii Augsburg deplasmanına gidecek. Mücadelenin açık ara favorisi ama Augsburg bakın çok ters bir takım. Bunu her zaman söylüyorum. Geçen sene de söyledim. O yüzden böyle Toto'da gördüğünüz zaman Augsburg'un mutlaka 0 şeklinde veya 1 şeklinde
değerlendirin. Ben nasıl değerlendirdim derseniz 0 ve 2 şeklinde değerlendirdim. Augsburg'u da zaten yorum yapmış olduğum Union Berlin mücadelesinde izleme fırsatı buldum ben. Canlı yayındaydık ve mücadeleyi takip etmeye çalışmıştık. Orada da fena bir futbol oynamadı Augsburg. Bunu da hatırlatalım. Tottenham Newcastle United'la oynayacak. Tottenham da çok iyi bir şekilde mesela Southampton deplasmanında inanılmaz bir futbol oynadı. Ama Everton karşısında ilk hafta oynamış olduğu oyunu çok fazla beğenmemiştim ben. Bir Bulgaristan maceraları da oldu. Oraya da gidip geldiler. Aslında bizim canımızı da sıktılar. Son anda getirmişlerdi tercihimizi. Tabii yedek ağırlıklı kadroyla oynamışlardı. Plovdiv deplasmanında ayrı mesele. Ama yavaş yavaş yine Tottenham'ın özellikle Son ve Harry Kane'le birlikte ritim bulduğunu görebiliyoruz. Genelde zaten sezon başlarında bu iki oyuncunun her zaman patlama yaptığı görülüyor Premier Lig'de son senelere baktığımızda. Tabii Newcastle United'la oynayacaklar. Newcastle United'ın da yapmış olduğu çok ciddi transferler var. Özellikle Kanyon Wilson sağ tarafta Almiron oynuyor genelde. Sol tarafta ise Sam Maximen gibi çok önemli dribbling meziyetlerine sahip olan bir oyuncusu var. Zaten orta sahasının çok kalabalık olduğunu biliyoruz Newcastle United'ın ama Brighton'la oynamış oldukları mücadelede inanılmaz bir şekilde dağıldılar. Yani mücadeleyi takip ederseniz 90 dakikasını izlerseniz veya özetine bakayım derseniz göreceksiniz. Newcastle United'dan hiç beklenmedik bir şekilde futbol çıktı sahaya. Tabii Brighton'ın da burada etkili olduğunu söyleyelim. Ama Newcastle United bu tarz mücadelelerde yine büyük karşılaşmalarda bu sene zaten iş yapabilmek için bu önemli transferleri yaptı. Ve ben bu karşılaşmada bir beraberliğin de çıkabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Tottenham formda olsa da 1 ve 0'ı öneriyorum ben bu karşılaşmada. Hani doğrudan 1 alacaklar varsa bir daha bir düşünsünler ne olur ne olmaz diye söylüyorum siz sevgili dostlarıma. Manchester City ile Leicester oynayacak. Leicester da çok iyi başladı bu sezona. Hatta yine katıl butondaki arkadaşlarımıza da değerlendirmiştik bu karşılaşmayı. Leicester evet ben de mesela ilk hafta izlediğim kadarıyla çok fazla güvendim ikinci haftada. Ama tabii City karşısında sezona daha bu hafta pazartesi günü yeni başlamış olan City karşısında ben şans vermiyorum. Mücadeleyi bana göre City kazanacaktır. Herhangi bir bütçe harcamıyorum bu karşılaşmaya. Barcelona ile Villarreal mücadelesini şu şekilde yorumladım kısa bir şekilde. Ben zaten biliyorsunuz ilk hafta Villarreal tarafına gitmiştim hatırlayacaksınız. Kim olduğundan dolayı tamamen Unai Emery olduğundan dolayı gitmiştim. Takımı da şöyle bir inceledim. Unai Emery bildiğimiz gibi devam ediyor. Yani bildiğimiz Unai Emery bakalım Villarreal'in başında kaç hafta kalabilecek. Ben 12-13 hafta diye düşünüyorum. Barcelona karşısında bana göre mücadeleyi kaybedecektir. Yine sürpriz beklemediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Roma ile Juventus oynayacak. Roma da Hellas Verona karşısında oynadı. Bu mücadelenin 90 dakikasını takip edemedim ama yine böyle diş dürükle bakarken son 20 dakikasını bir izleyeyim dedim. Çok sıkıcı bir karşılaşmaya denk geldim. Juventus'un mücadelesini izlemiştim. Ben Juventus'un bu karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum eğer bu şekilde bir futbol oynarsa. Ama tabii böyle ciddi kuponlar yapan arkadaşlarımız varsa bu mücadeleye sıfırı mutlaka koysunlar. Çünkü Roma'da bu karşılaşmada farklı bir motivasyonla sahada olacak. Çok ciddi sakatlıkları var Roma'nın. O yüzden de aslında mücadeleyi ben kaybedebileceğini düşünüyorum. 4 tane önemli oyuncusunun sakat olduğunu görüyoruz ve bu oyuncuların 3'ü 11'de oynuyor. Ona göre bir değerlendirme yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet değerli dostlar, benim fikirlerim 3. hafta için bu şekildeydi. Karşılaşmaları yine enine boyuna değerlendirmeye çalıştım. Tabii sizler cuma gününden itibaren mutlaka son gelişmelere ve güncellemelere göre değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de bu videoya geçtiğimiz Sportoto videosuna atmış olduğunuz gibi 800 ila 1000 arasında like bekliyorum. Eğer beğendiyseniz tabii ki de bölümümüzü ve geçtiğimiz hafta sizlere yardımcı olabildiyse. Kendinize çok iyi bakın her şeyden önce. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.